Manşet'e hoş geldiniz. Bugün bu görselle başlamak istedim. Bir fotoğraf, derme çatma bir gece kondu olabilir. Belli ki orta gelir seviyesinin altında yaşam süren bir aile, bir hane ve doğru dürüst bir ip bile yok balkonda çamaşır asacak. Ama her biri farklı maşalarla tutturulmuş. İki farklı, iki farklı renkte üstelik. Renkleri de birbirini tutmuyor. Bir küçük, bir büyük Türkiye bayrağı. Yunus Günce paylaşmış bu fotoğrafı, oradan aldım. Diyor ki altına da, bu ülkeye bir şey olmaz. Evet. Gerçekten ülkedeki gerçeklik algısı, ülkedeki değerler, ülkede insanların nefesi kokarken açlıktan neyi öncelediği, veya neye göre kanaatlerinin belirlendiği, neye göre tavır ve tutum aldığı, bir tavrı ve tutumu var mı? Bunlar derin sosyolojik analiz gerektiren konular ama bizim yayınımız böyle bir yayın değil. Biz ülkenin fotoğrafını çekerken elbette bunu bilgiyi duyumlarımızla ve geriye doğru tecrübelerimizle bir analiz haline getirip kıymetlendiriyoruz. Bunu yapmaya çalışıyorum ben. Yani burası Türkiye'den haber veren bir yayın değil. Bir ana haber bülteni de değil. Her şeyi koymuyorum zaten takip edenler biliyordur. Fakat o günkü analize malzeme bulmakta da gerçekten güçlük çekmiyorum. Böyle bir ülke. Çok çarpıcı tespitler var ve bunu dünya çapındaki ekonomistler yapıyorsa durup buna bakmamız, ilgilenmemiz gerekiyor. Daron Acemoğlu Cumhuriyet'e konuşmuş ve Türkiye çöküşün eşiğinde diyor politik nedenlerden dolayı özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle Türkiye'nin geleceği artık iyice karanlık görüldüğü için en parlak gençler yurt dışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde diyor. Artık enflasyonu düze çıkarmak, faiz artışı filan gibi konuların da önemsizleştiğini söylüyor. Başka bir konunun altını çiziyor dünyada enflasyonu en yüksek 3-5 ülkeden biriyseniz, savaşa girmeden herhangi bir kriz, herhangi bir bunalım, herhangi bir depresyon yaşamadan, böyle bir tablo varsa, Ukrayna savaştaki Ukrayna'dan bile kat kat yüksek bir enflasyonla enflasyona maruzsanız, 30 yıl önceki yüksek enflasyon, 3 haneli enflasyon geri dönmüşse, her şeyin fiyatı bir önceki seneye göre iki katına çıkıyorsa, en az, Ev sahipleri kiracılarla yaka paça oluyorsa yüzde yirmi beş artış zorunluluğu koydular. Kim gözleyebilir bunu? Evini kiralayarak geçimini sağlayan insanlar ne yapacak? İnsanları karşı karşıya getiriyorlar. Bir takım limitler, bir takım e, kotalar falan koyarak. Araba satışına bile kota koy, kondu. Araba satışına bile bir takım e, kurallar kondu. Yok işte şu kadar kilometrede olacak, şu kadar e, yaşında olacak. Yok şu kadar aydan önce satabilirsin, satamazsın her şeyi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Her şeyi dizginlemeye çalışıyorlar. Fiyat artışlarından marketlerin sorumlu olduğu bir ülke. Ak yani akıl tutulması denecek ama çok öyle değil. Yani değişik, farklı kabuller oturtulmaya çalışılıyor. Ve kimse bunun altındaki gerçek nedenlerle ilgilenmiyor. Anca tabelayla savaşıyor. Anca işte paranın üzerindeki Atatürk fotoğrafı Atatürk'ü e anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Sayfalar dolusu analizler yapılıyor bunun üzerine. Geçeceksiniz bunu yani. Ama geçemiyor Türkiye. Celal Kara Cevheri Güven'in Patreon hesabına hesabında yayımladığı bir röportaj verdi. Çok uzun bir röportaj ve orada zaten çöküşün nedenlerini anlatıyor. Orada düğmenin nasıl yanlış iliklendiğini anlatıyor. Arzu Yıldız çok güzel toparlamış. E, röportajdan bir takım cümleleri ama şu bölüm önemli. Dönemin Adalet Bakanı 17-25 Aralık. Zaten aldılar onu Bekir Bozdağ'a getirdiler. Dediğimizi yapmayacak diye. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başsavcı Turan Çolak Kadı'yla görüşüp Ankara'ya döndükten sonra, Başsavcı Turan Çolak Kadı da mı cemaatçiydi? Onu da geçeceksiniz. Recep Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine, görüşmesinde dosyanın çok dolu olduğunu ve hiçbir şey yapılamayacağını söylemiş. Celal Kayan ne diyor? Erdoğan'sa şunları söylemiş. Ne hukuku, ne delili lan? Hepsini savuracaksın. Erdoğan'ın üslubunu bilenler açısından Teyit edecekleri veya değerlendirecekleri bir konu. Sadol Ergin bugün Deva Partisi'nde siyaset yapıyor. Son seçimde Ankara'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Keşke tanıklıklarını anlatsa, anlatabilse. Durum bu 10 yıl sonra. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Mehmet Şimşek demiş ki hiç kimseden kaynak istemedik, hiç kimseden para istemedik filan. Cem Toker de motorlu taşıtlar vergisini milletten iki kere toplayan, KDV'yi 18'den 20'ye çıkartan babam mıydı? diye soruyor. Bunu dahi sormuyor halk. O derme çatma ba balkonuna, derme çatma ipe bayrak asan halk. Mahve İlmez Merkez Bankası politika faizini 250 bas puan artırarak 42 buçağa çıkarmış. Doğru karar diyor ama devamla. Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Danon Acemoğlu da onu söylemişti. Biraz evvel ekrana getirdiğim grafikte. Mesela anayasa mahkemesi kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse 130'a kadar yolumuz var demektir diyerek gerçek enflasyonun altını çizmiş ekonomist mahve eğilmez. Bakın İngiltere'den bu grafiği getireceğim. Altta da diğer ülkelerin enflasyonları var. İngiltere'de yeni açıklandı yıllık enflasyon 3.9% 2 yıl önceki seviyeyi nihayet yakaladı diye insanlar seviniyor ve bu artık faize etki etsin, morgıç faizine etki etsin, günlük yaşamda da bunu hissedelim diye. Doktorlar eylem yapıyorlar, ücret artışından ücret artışlarının yeterli olmadığından şikayet ediyorlar falan. Yani böyle bir dinamizm var. İngiltere'den bahsediyorum. Fransa'da da 3.9, Almanya'da 2.3, Amerika'da 2.1 vesaire. İtalya'da 0.6'ymiş. Siz kendi enflasyonunuza açıklanana değil, kendi mutfak enflasyonunuza bakın, gıda enflasyonunuza bakın. Bir yıl önce Migros'tan, BİM'den neyse doldurduğunuz filenizi şimdi kaça dolduruyorsunuz? Ona bakın. Kerem Gülay paylaşmış. Hukuk, Anayasa Mahkemesi kararları deniyor ya. Şurada daha ayrı, anlaşılır hale getirdim bu grafikte. Doktor Ko Koç Üniversitesi'nden hukukçu. 2008'den beri vurguluyorum. 2019'dan beri uluslararası ceza hukuku derslerinde anlatıyorum diyor. Ve bu konu adım adım geliyor anlattığım konu. O da ne? Adalet Bakanı'ndan yargıçlara, infaz savcılarına kadar tek kişi yurt dışına çıkamaz hale gelmek üzere. Ve şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını atıfla söylüyor buna. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birkaç ay önce emsal niteliğinde bir yalçın kaya kararı almış ve bütün dosyalar bununla alakalı bana bu dosyayla gelmeyin demiş ve gelen bütün dosyaları da aynı gerekçeyle Türkiye'ye yolladı. Yani binlerce insan var, delil olmayan, delil niteliği olmayan konularla suçlanmış, mahkum edilmiş veya işte hakkında soruşturma yürüyor. Bütün bunların hepsini düşüreceksin diyor Türkiye'ye. Ve Türkiye'den bu konuda savunma bile beklemiyor. Ve Türkiye bunu uygulamıyor. Onu söylüyor Kerem Altay. Sıralı bütün amirler yurt dışına çıkamaz hale gelecekler ve uluslararası ceza hukukuna göre yargılanacaklar diyor bu gidişle. Yapmıyorsunuz, uygulamıyorsunuz kararları, mahkeme kararlarını. Sonuncusu bugün geldi. Karga kafası böyle çizmiş. Halkın seçtiği vekili serbest bırakın ki bu birkaç ay önceki karikatürdü. Anayasa Mahkemesi Can Atalay'a ilişkin ikinci kez ihlal kararı verdi. Ali Can Uludağ toparlamış. Karar uygulanması için yargıtaya değil İstanbul 13. Ağır cezaya gönderildi. 100 bin TL tazminat ödenecek. Anayasa Mahkemesi karara uymayan yargıta üyeleri hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmayacak demiş. Bakalım ne olacak ama ne olacağını birkaç ay önceki uygulamada gördük. Umarım şaşırtırlar, sürpriz yaparlar. Erdal Doğan paylaşmış. Avukat, hukukçu, yargıda hiyerarşi yoktur. Hak ihlallerinin giderilmesi zorunluluğu vardır. Ahim Anayasa Mahkemesi kararlar, kararına, kararlarına uyulması en temel yasal yasa zorunluluktur. Uyulması hukuksuzluk düzenine az bir nefes aldırır. Adil bir hukuk rejiminin inşası için başlangıç olur demiş ve bir takım isimleri de alıntılayarak. Binlercesi var bunlar sembol isimler Can Atalay, Kavala, Selahattin Demirtaş gibi. Daron Acama öyle oğluyla başladık öyle geliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Hak temelinde götüreceksiniz mücadelenizi. Mahkeme kararlarına uyacaksınız. Tek başına faiz kararıyla falan ol, olmaz bu işler. Hemen hepsi de Deminden beri ekrana getirdiğim grafiklerde aynı konularda birleşiyorlar. Hukukçular da, ekonomistler de, siyasetçiler de. Çok az kaldı Türkiye'de ve siyasetçiler şu anda birbirini dişlemekle meşgul. Türkiye'de. Birazdan ona da bakacağız. Böyle bir ortamda Erdoğan, e, Nuray Babacan e, gazete pencerede yazmış. Seçime futbol gibi bakın. Bir iç kulis bu. Parti kulisi. AKP kulisi. Rakip önemli değil amaç kazanmak demiş. Bunun altına düşülen yorumlardan birinde vardı. Peki millet gereğini yerine getirir mi? Yani partiler parçalı adaylarla ve bir ittifak çatısı altında olmadan seçime giderlerse acaba İstanbul'da bir adayın etrafında, AKP adayının karşısında bir adayın etrafında birleşirler mi? Ankara'da birleşirler mi? Başka illerde birleşirler mi? Bunun sonuçlarını 3 3.5 aya kadar göreceğiz. Bu sorunun cevabını Millet gereğini yerine getirir mi? Yani millet sandıkta birleşir mi? İhtimal az olmakla beraber bu soruyu onun için sordum KJ'de. Ve yayın boyunca da ekranda tutacağım. Millet acaba gereğini yerine getirir mi? Partilerin, siyasal sistemin bittiği ve kimin neye hizmet etmediğinin belli olmadığı bir ortamda. Akşener gerçekten kendini ve partisini sistematik biçimde tasfiye ediyor. Yani... Bu figürün artık gerçekten analiz edilecek tarafı yok. Ee, i̇çine düştüğü psikolojik durum, siyasal durum, atmosfer her neyse, ne denirse hemen her gün yanlış açıklamalar, kararlar ve e, adeta şirazeden çıkmış e, yorumlarla, kurduğu cümlelerle bambaşka bir yere gidiyor. Ve bunun için artık hani analist olmaya, bu konuları yorumlamaya, tevil etmeye falan gerek yok. Sıradan bir Türkiye seçmeni de bunu görüyor. En son İyi Parti Milletvekili Yüksel Arslan. Meral Akşener'in korkaklıkla suçlamıştı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Ve Mansur Yavaş'a destek vereceğini belirterek partiden ayrılmış. 43 milletvekili vardı İyi Parti'nin. 37'ye düştü. Daha önce İdris Nebi Hatiboğlu, Salim Ensarioğlu, Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu, Adnan Beker istifa etmiş, Ümitlik Bayır ihraç edilmişti. Evet böyle dedi. İmamoğlu veya başa ikisi de korktu. Yani sanki ya artık oturup da yani yıllar öncesinin 5-10 sene öncesinin bilgilerini veya laflarını ekrana getirmeye gerek yok. Şu son bir sene içinde olanlar yeter. Yani bir yıllık hafızanız varsa bir yıllık hafıza yeter yani konuları analiz etmeye. Altı aylık hafıza da yeter. Gene üslubu içerisinde <laughs> muhataplara cevap vermeye çalışıyorlar kırmamaya çalışıyorlar, üzmemeye çalışıyorlar, aynı tonda cevap vermemeye çalışıyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da. Şaban Sevinç paylaşmış, enteresan CHP'ye yakın bir isim, gazeteci, Rütük de yapmış. Eski bir gazeteci konuları bilen, CHP'den de iyi kulis alabilen bir isim. Seçimden sonra Akşener'in sert sözlerle CHP'ye vurmaya başladığı günlerde diyor, Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki odasında önemli bir kişiyle dertleşirken şöyle diyor, Meral Hanım neden böyle yapıyor anlamıyorum. Sürecin başında Cihan Paçacı ile beraber bana adayımız sensin Kemal Bey demişti. Aynı şeyi Mansur Yavaş da açıkladı ama dedim ya bunların açıklanmasının bir önemi yok. Yani iş başka bir yere kopmuş gidiyor. Tabi İyi Parti'ye vururken CHP'yi de atlamayalım. Ömer Murat hatırlatmış çok doğru. Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük sorumlusu İmamoğlu'nun siyasi yasaklı yapıldığı gün hatırlayalım. Ya gerçekten bir sene kadar önce Aralık rakibinin bertaraf edilmesi için Erdoğan'la paslaştığını gösterir şekilde uçağa atlayıp Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'dur. İmamoğlu kararı çıkacak. Günlerdir bekleniyor. Mahkemenin tarihi belli. Bir önceki duruşmada çıkmamış. Herkes işte mahkemenin etrafında toparlanmış CHP'liler falan. Kılıçdaroğlu nerede? Almanya'da. Enteresan. Enteresandı yani. Dönüp de yani bu dönemin taşları şöyle döşendi, böyle döşendi. İşte şu tarihte oldu, bu tarihte oldu, yok 28 Şubat, yok yetmez ama evet, yok 17-25, ya oralara gitmeye bile gerek yok artık. Yok efendim 7 Haziran 2015 seçimi, yok 15 Temmuz, yok öbürü beri, ya gerçekten oralara bile gitmeye gerek yok. Dün değil evvelki güne baktığınızda bile lime lime dökülüyor siyasal ortam. Sonra Cumhuriyet'ten bir haber, Harbukulu mülakatlarında Tuzla Piyade Okulu'ndaki hikaye hala da devam ediyor, ayrı bir hikaye. Bu başka. Harbokolu mülakatlarında Atatürkçü öğrencilerin önü kesilmiş, sağlık raporu oyunu varmış vesaire. Ya bu ezelden beri var. Ezelden beri var. Bunu yeni bir şey gibi. Yani düne bu, düne kadar her şey şahaneydi. Şimdi artık olacak yani e, futbol kulüplerinin tel tel döküldüğü, artık futbol sisteminin sorgulandığı, insanların maçlardan, takımlardan soğuduğu takım taraftarlığını rafa kaldırdığı veya askıya aldığı günlerden geçiyoruz. Artık bir başkan takımını oyundan çekiyor. Öbürü uçarak tekme atıyor. Bir sürü şey. Faruk Koca bir sonuç. Hakemi yumruklayan. Acayip bir dönemden geçiyoruz yani. Bu mu düzgün kalacaktı? Uygun adım yürümesini beceremeyen askerler mezun etmeye başladı harbi okulları. Ki 15 Temmuz'un en önemli sonuçlarından biridir. Bütün okulların kapatılması sadece yani üniformalı yetiştiren bütün okulların lise fark etmiyor üstü hepsinin kapatılması tabir yerinde ise iyi edilmesi tasfiye edilmesi farklı biçim verilmesi içindeki bütün öğrencilerin e, atılması o gün 13-15 yaşlarında diye haklarında işlem yapılmayan öğrencilerin 18 yaşını doldurunca haklarında işlem yapılması falan sistematik olarak bir operasyon var yani. Onun sonucu bu. Her şey düzgündü bir orası mı şey olacak? 8 sene 10 sene sonra. Yavaş yavaş toparlayalım. Amerika'da gerçekten 2024 bununla e, konuşarak geçireceğimiz bir yıl olacak o belli. Bugün Trump'ın desteği %55'ler seviyesinde. Ve bugün Joe Biden Trump seçime girdiklerinde her ikisi de istiyor seçime girmeyi. Trump kazanıyor görünüyor. Colorado eyaletinde seçim pusulalarından isminin çıkartılmasına dönük bir karar verilmiş. Yüksek mahkemeye gidecek bu ama yüksek mahkeme son 3 üyesini Trump'ın atadığı bir, Cumhuriyetçi kanadın ağır bastığı bir mahkeme ve o mahkemenin vereceği kararda olacak gözler. Eğer kararı onarsa veya diyelim ki karar lehine bir tutum alırsa bu emsal olabilir bütün eyaletlerde. Tersi de söz konusu olabilir ama Trump'ın ayağına mahkemeler, yargı, teker teker pranga takmaya başlıyor ki bu The Times'ta bugün yayınlanan karikatür Trump Noel ağacını süslüyor ve birer birer pranga asıyor. Bakalım ne olacak? Bu 2024'ün yılın ilk yarısında e, ortaya çıkacak, belli olacak bir konu. Belli ki Ocak'tan Haziran'a Mayıs'a bu konularla meşgul olacağız. Bakalım bu prangalar Trump'ı e, aday olmaktan vazgeçirecek veya Trump'ın aday olmasını, aday olmaktan vazgeçmez de Trump'ın aday olmasını engelleyecek mi? Cumhuriyetçiler şu anda kazanıyor görünüyor. Biden veya herhangi bir Demokrat Parti adayı çıkar, hangisi çıkarsa çıksın. Hangi Cumhuriyetçinin kazanacağı bile önemli. Yani Trump mı ya da başka bir aday mı? O bile çok şeyi değiştirecek. Bırakın Demokratların seçimi kazanmasını. Amerika otoriter bir döneme mi evrilecek yoksa bu biçimde e, mevcut politikalarını sürdürmeye devam mı edecek bir Cumhuriyetçi başkanla? Bunu tartışarak geçireceğiz. Özeti bu. Son grafiğimiz Ukraynadan defalarca söyledim bir kere daha söyleyeyim ee, Ukrayna savaşı kaybetti ve şu anda zannediyorum e, perde arkasında bir müzakere yürüyor Putin çok mutlu Kremlin keyifli son basın toplantısında da bunu saklamadı savaşın ilk haftalarından itibaren burada da dile getirdiğimiz pek çok analistin de dile getirdiği bir teze doğru yürüyoruz yani Batı Ukrayna ile Doğu Ukrayna'nın ayrılması Doğu Ukrayna'da Rusların Girdiği bölgelerin Ruslara terk edilmesi gibi bir duruma doğru gidiyor. Zelenski bunu baştan beri kabul etmiyor. Kırım dahil bütün toprakların Ukrayna'ya tekrar katılması yönünde bir duruş ortaya koyuyor. E, tekrar binlerce askerin e, orduya alınması kaldıysa ve belki de onların da ölüme gönderilmesi falan gibi şeyler tartışılıyor. E, Amerika'dan umduğunu bulamamış gibi görünüyor ki ondan dolayı Amerika bize ihanet etmeyecektir açıklamasını yapmış. Batı'nın desteğini istiyor. Bu savaşı döndürmek için sizin desteğiniz bize şart. Yüzde yüz destek vermelisiniz diyor. Hemen her anlamda. Ama Batı'dan o desteği alabilmiş değil. Çünkü Batı'da da seçim senesine giriliyor. Pek çok ülkede. Enteresan bir durum. Ama e, tahminim şu. Bu tür olaylar perde arkasında yürütülen diplomasiyle çözülür. Ve bir noktadan sonra da ortaya çıkar. Ortaya çıktığında aa falan anlaşma dersiniz. Muhtemelen böyle bir anlaşmanın, savaş sonrası anlaşmanın Kapalı kapılar ardında yürütüldüğüne dair e, bir kanaatim var. Ama dediğim gibi bu konuda bunu destekleyecek herhangi bir duyumum yok, herhangi bir bilgi de yok. Ama bu işler öyle olur. Kapalı kapılar ardında taraflar anlaşırsa yarın öbür günde bu açıklanır ve biz de öğreniriz. Millet yerin e, gereğini yerine getirir mi? Bekleyip göreceğiz. Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerde adaylar çıkacak. Ve muhtemelen e, değil büyük olasılıkla %99 diyelim şu anki manzara o. Muhalefet bloğu parçalı olarak seçime girecek. Cumhur İttifakı kendi adaylarıyla çıkacak. MHP zaten AKP'ye desteğini açıkladı. Bu durumda millet acaba Cumhur İttifakı'nın karşısında güçlü gördüğü adayın etrafında birleşir mi? Partiler ne karar almış olurlarsa olsunlar. Bunu da bekleyip göreceğiz. Bir sonraki yayında haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.